Yusuf suresi ayet 80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Kardeşleri hakkında ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Söze büyükleri başlayarak şöyle dedi: babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz suçu bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah hakkında hükmedinceye kadar kesinlikle buradan ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Evet muhterem Müslümanlar, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri meseleyi enine boyuna düşündüler. Zira böyle bir olayla karşılaşacaklarını akıllarından bile geçirmemişlerdi. Kısacası çok kötü yakalanmışlardı. Ne yapacakları belirsizdi. Rüzgarın önündeki yaprak gibi bir oraya bir buraya savruluyorlardı. Peygamber ocağından aldıkları edep gereği önce büyükleri konuşmaya başladı. Bütün kardeşler en büyük kardeşlerin pür dikkat dinlemeye koydular. Keşke daha önce de hayatlarının bütün iniş ve çıkışlarında büyükleri olan babalarını da bir kez olsun dinleselerdi de bu hallere düşmeselerdi. Büyük kardeşleri şöyle dedi: bilmiyor musunuz? Babanız sizden Allah adına bir söz almıştı. Daha önce Yusuf Aleyhisselam'a da neler yaptığınız ortada. Şimdi babam bana izin verinceye kadar ya da Allah bizim için bir çıkış yolu nasip edene kadar ben buradan asla ayrılmayacağım. Allah'ın benim hakkımdaki hükmünü bekleyeceğim. Zira Allah'ın verdiği hüküm en doğru ve en hayırlı hükümdür. Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır dedi. Muhterem Müslümanlar, biraz önce hoş olmayan sözlerle gelgitler yaşayan Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri şimdi istişare sonucu daha müsbet bir karar aldılar. Ancak bu sefer istişarelerinde gerçekten şer yoktu. Zamanında Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmak için bir araya geldiklerindeki gibi kötü bir niyet taşımıyorlardı. Muhterem Müslümanlar, şunu unutmayalım, dikkat edelim. İnsan değişken bir varlıktır. İnsan değişkendir. Aynı çizgiyi her zaman tutturamayabilir. İnsanın bu durumu göz önünde bulundurulursa sorunların çözümü daha kolay olacaktır. Buraya dikkat edin muhterem Müslümanlar. İnsan değişkendir, aynı çizgiyi her zaman tutturamayabilir. İnsanın bu durumu göz önünde bulundurulursa sorunların çözümü daha da kolaylaşacaktır. İnsanın yanlışla yapabilen bir varlık olduğu zihnimizden çıkarılmamalıdır. Bu konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle hutbemi bitirmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: tuhaf olan iki şey vardır. Biri anlayışı kıt, dengesiz birisinden gelen hikmetli bir sözdür ki bunu kabul edin. Diğeri de hikmet ehlinden birinin söylediği anlamsız, basit bir sözdür ki onu da görmezlikten gelin. Gerçek şu ki her uysal kişinin ayağı kayar, her hikmet ehlinde de tecrübe bulunur. Evet muhterem Müslümanlar, bu son söze, hadise dikkat edin. İki tuhaf şey diyor Efendimiz. Bir anlayışı kıt, dengesiz birinden gelecek güzel bir söz. Bir de hikmet sahibi birinden gelen anlamsız söz. Ya bu adam da bu sözü söyler mi? Evet, o adam da o sözü söyler. Peygamberimiz buyuruyor. Ya bu adam değil ama adam gibi bazen söz söyler mi? Söyler. Bunu da Peygamberimiz söylüyor. Eğer biz bu dengeyi bir anlarsak muhterem Müslümanlar, hayatımız düzelir. Toplum içerisinde yanlışlar var. Bizim yanımıza geliyorlar. Liseli gençler, üniversiteden evli, barklı birçok kişi geliyor. Sorun anlatıyor. Dinliyoruz. Ailevi sorunlarla ilgili bazen bunu görüyoruz. Ben diyor hocam eşimden bunu beklemezdim. Eşim şöyle ama böyle oldu. Niye diyorum? O da insan değil mi? İnsanlar da evlilikteki mutsuzluğunun sebebi,
evlerinde komşularıyla ticaret hayatındaki olumsuzluğun temel sebebi insanları hep aynı şekilde aynı kategoride hesap etmelerinden kaynaklanıyor. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Her insanın ayağı takılabilir, tökezleyebilir, düşebilir. Her insan hata yapabilir. Biz bu şekilde düşünürsek o zaman hiçbir zaman aldanmayız, aldatılmayız. Ama biz farklı düşünürsek o halde hikmet ehlidir, şöyledir, böyledir dediğimiz bir kişi yanlış bir şey söyler, biz de onu kabul ederiz. Hiç kimsenin sözü Allah'ın sözü değil. Allah'ın sözü dışında veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söyledikleri dışında kabul ve reddedilebilir.